Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve yepyeni bir konuyla, yani Köfte Minecraft oynamıyorken neler oynuyorla karşınızdayız ve şu an karşınızda B-Sage diye bir yepyeni, hatta o kadar yeni ki hala ana sürümü çıkmamış, şu an test aşamasında olan bir oyunla karşınızdayız. Hatta şu an sadece tek bir level'ı diyelim. Geri dönelim. Progress. B-Sage, şurada da gördüğünüz gibi Spiderlink Games diye bir oyun firması tarafından, yeni bir firma tarafından geliştiriliyor. Kendisi özetle bir, ne diyelim, fizik simülatörü aslında. Fizik simülatörü ile Lego'yu birleştirin, öyle eğlenceli bir şey. Ayarları şunlar, çok karmaşık bir şeyler yok fakat umarım daha da gelişirler. En azından şunlara biraz açıklama eklerler, yani şunlar da şunları etkiliyor diye. Evet, ve bunlar da desteklediği çözünürlükler. Tabii ki de video 1080p olarak karşınıza çıkıyor. Bu benim videoyu ikinci çekişim. İlk çekişimde videoyu hiç beğenmedim, o yüzden sildim direkt. Minecraft bölümü olmadığı için de rahattım, hani rahatça silebiliyorum. Bu arada Work in Progress ama girebiliyoruz sanırım. Evet, girebiliyoruz çünkü böyle bir alan. Evet, ben burayı bayağı bir kurcalayacağım. Main menu. Şu üç kısmı yapmıştım önceki videoda. Evet. Bize başlangıç olarak böyle bir şey veriyorlar. Bu başlangıçta verilen şey bizim aracımız. Bunu kendimiz bir şeye dönüştürüyoruz. Bize verilen yapı malzemeleriyle. Ve benim kullanmayı çok sık sevdiğim bir düzen var. Tandır. Bu. Ardından Empowered Wheel. Ve buradan da Powered Wheel. Oyunu biraz açıklayalım. Oyunda değişik işe yarayan parçalar var gördüğünüz gibi. Şurada bunlar vesaire vesaire. Silahlar var. Ki silah yerleştireceğim ya da yerleştirmeyeceğim. Zırh yerleştireceğim. Evet. Ve ilk makinemiz hazır. Bunlar inşaat blokları. İnşaat blokları demişken, şöyle destekte koyalım. Tamamdır. CTRL-Z sonuncusu olmadığı yeri. Tamamdır. Ve amacımız şu an burayı yıkmak. Gördüğünüz gibi yıktık da. Evet. Ve gördüğünüz gibi aracımız. Ve şu parça hala çalışıyor. Bakın. Direksiyonumuz gayet hala çalışıyor. Ama kırılmış durumda. Neyse. Next zone. Haydi bakalım. Yine aynı aracı kullanabiliriz ama başka bir şey yapmak istiyorum. Hatta ve hatta bu seferki tamamen metal olsun. Metal. Bakalım. Ardından tamamdır. Evet, ve ardından şöyle bir düzen. Bu arada tam metal olması o kadar mantıklı gelmedi şimdi ama
yapmak istedim. Ve oyunun tüm olayı yapmak istediğiniz. Aa, ve omurga yapmışım ben kazara. Evet, aracı sil. Tamam, omurgaymış bu. O zaman yine dahta gideceğiz desene. O zaman... Kontrolü bu sefer değişik bir arkadaşa bırakacağım. CTRL-Z bu arada işe yarıyor oyunda. Kesinlikle tavsiye ederim. CTRL-Z'yi. Evet. Kontrolü bırakacağım arkadaş bu. Daha dur. Bu değil. Bu. Ardından süspansiyon alalım. Öncesinde tabii şunlar. Ve süspansiyon. Her seferinde farklı makineler denemek istiyorum. Hedefim böyle bir şey. Delete block. Yok pardon. Makineyi erase etme. Sadece block sil. Tamamdır. Ardından bloklar. Evet. Gel gelelim. Silahlara. Öne bolca spike yerleştirelim. Ya da spike değil. Bundan yerleştireceğim. Buldozer olsun. Ardından gel gelelim şunlara. Çekiş gücü. Ve arkaya ağırlık. Çünkü önde bayağı ağır bir şey var. Bakalım. Olmadı. Evet, bunu tahmin etmemiz gerekirdi. O zaman ne yapacağız? Şunları yapacağız. Destekler. Evet. Ve komşularım... Hayatımda ilk defa başıma gelen bir biçimde galiba parti düzenliyorlar. Bayağı elektronik müzik sesleri şudur budur geliyor. Bangır bangır ama umarım size gelmiyordur. Gelse bile Audacity'de ben bu videonun sonunda yarım saat uğraşıp sesi kaldırmaya uğraşacağım. Şimdi bakalım. Evet. Bunda biraz tırmanmamız gerekiyordu. Doğru. Tırmandık. Yay. Ve hala ilerliyoruz. Ama eğer olay tırmanmaksa arm weapon. Olay tırmanmaksa eğer tamamdır. Bakalım bu nasıl işleyecek. Yok, bu olmadı. O zaman Destroy Machine. Ya da Nexon. Çok kasmayalım. Evet. Burada Destroy Machine diyoruz. Çünkü buraya... Ufak bir makine lazım. Tamamen ufak bir makine.
Blocks. Hatta evet tamam, bu gayet uygun. Sen gel. Sen gel. Sonrasında da şunları kullanacağım. Onlar da çekerli ol. Hatta retelese. Şunları kullanayım. Bakalım bu ne işe, ne sonuç doğuracak. Evet, herhangi bir sonuç doğurmadı. Çünkü unpowered koymuşum. Sıraları ters. Ve ben disleksik olduğum için gene gittim okumadım. Bunları silelim. Bunlar bu yöne. Bunlar bu yöne dönüyormuş. Şunları ben geri koyacağım. Sadece görüntüsü hoşuma gitti o yüzden. Evet. Oyunun bu arada bulduğum tek sorunu, kamera açıları bazen sinir bozabiliyor. Ve koyun var. Evet. Evet. Ve geldik. Evet, bu şey ilginç oldu. Ve tabii ki de Delete Machine. Evet, bu makineyi iki parçalı yapacağım. Yine o önceden kullandığım kontrol mekanizması. Kontrol mekanizmasını alalım. Dur. Şu bloklarımızı yerleştirelim. Bu kontrol mekanizmasını seviyorum bu arada. Önceki oynayışımda bulduğum bir düzen. Ve cidden çok hoşuma gitti. Hani kendi düzenimi bayağı sevdim. Ve üste spike yerleştireceğim. Çünkü bu iki aşamalı bir bölge. Ve mechanical'a geldiğimizde decoupler diye bir alet görüyorsunuz. Bu tamamen önündeki şeyle bağlantıyı kopartmak için ve piston da koyacağım. Hatta iki tane piston koyacağım. Ardından evet. Ve size bir kat daha döşeyelim. Hatta face block daha dengeli dursun diye. Gel bakalım. Tamamdır. Ve buraya weaponry
O ortaya da full armor. Evet. Armorlarımızı da döşedik ve koymak istediğim bir şey daha var. Bu arada şunu da yerleştirebiliyormuşuz. Koymak istediğim diğer şey weaponry'ye gelelim. Blok. Bakalım. Bu şekilde yerleştirebiliyor muyuz weaponry? Hayır, daha sağlam bir yer olması lazım galiba. O zaman boş ver bombayı. Şimdi kontrol mekanizmasına devam edelim. Hayır, çekiç çekişli olmasın. Bu arada çekiş demişken şuralara bunları da yerleştirelim. Ve buradan şöyle bir uzatma yapalım. O uzatmaya da şu arkadaşları koyalım. Tamamdır. Bence olacak. Evet. Lanet üstüme. Bu neye bağlı kalıyor? Evet, bu bana bir yerden yapışıyor. Ha, spike'lardan galiba. O zaman spike'ları kaldıralım. Düz impact'le o arkadaşa dalalım. Evet. Ve lanet, batırdım. Ve gene yaktım kendimi. Aa, doğru, bunlar hala kontrol ediliyordu değil mi? Evet, onu unutmuşum. O zaman aklıma daha iyi bir fikir geldi. Race block. Sizler bunlar olun. Ve gene inatla benim telefonum tam olarak ben video çekiyorken coşsun. Evet. Evet, bunu ters yöne almamız lazım. Yönünü tersleştirmemiz. Hayır, dur. Sonrasında da flight. Tamamdır. Oldu bu sefer. Hayır, benim üstüme neden düşüyorsun? Son eklentilere ihtiyacımız yok. Hayır, düşme. Hah, tamam. Güzel. Evet, ve neden ben dönmüyorum? Çünkü kontrol sistemimde hata var. Evet. Destroy machine istemiyorum. Makinemi sevdim ben. O kalsın. Bakalım.
Tamam, bu şekilde gidelim. Evet. Ve geriye şu diğer arkadaşa gitmek kaldı. Ve tabii ki de kamera açımız. O harika kamera açımız. Ve oraya tırmanmak gerekiyor değil mi? Evet, bunu hesaba katmayı unuttum. Evet. Bunun için makineye eklenebilecek bir şey geldi aklıma. Ama öncelikle burası tamam. Makinenin son kalan kısmı. Bile de evet, hareket kapasitesi çok başarılı bir araç değil. O zaman ne yapacağız? Erase blocks. Benim o sistemi bir ara mükemmelleştirmem lazım. Ama zor iş. Çünkü oyunu toplam oynama sürem daha bir saat. Bile değil. Bir saat oluyor gerçi. Düşünürsek. Ardından bakalım, bu ne sonuç verecek? Çok daha rahat hareket edebilen bir araç oldu. Kesinlikle söyleyebiliriz, ancak çok daha rahat kırılan bir araç oldu. Aslında orada kullanabileceğimiz şey aklıma geldi. Hatta tam olarak onu uygulamaya koyayım. Olmadı. Makineyi sıfırlıyorum. Daha iyi bir makine yapalım. Şimdi. Kontrollü rahat bir şeyler olsun. Arkadan kontrollü olsun bu seferki. O düzen git olacak. Önden tekerlekleri de bildiğiniz gibi. Kamera açısı tabii ki de. Evet. Bum. Bum.
Oralara bunları koyacağım. Ya da dur. Ortaya bunu koyayım, dışarıya bunları koyayım. Evet. Sonrasında da weaponry'ye gelelim. Seni yer seviyesine indirelim. Pardon. Tamamdır. Bu çok daha temiz oldu. Ama a doğru. Erase blocks. Bunlara farklı bir konumu yapmamız lazım. Ve fark ettiğiniz gibi gene deminki hatayı yaptım ve bloklar da bu gayet uygun aslında. De oraya bir destek, biraz destek lazım anlaşılan. Tamamdır. Yay. Sanırım bunlar tek kullanımlık. Evet. Tamamdır. Bu da tamam ve şuraya bakalım. Buradan ulaşmak daha kolay gibi gözüküyor. Hadi çıkabilirsin. Güveniyorum sana. Güveniyorum sana. Güvenimi kara çıkartma. Ha, bir ekleme yapacağım. Piston. Evet. Bakalım pistonumuz ne kadar efektif olacak. Machinery. Piston. Piston. Tamamdır. Hatta pistonu bir test edeyim. Ha, ters oldu. Beklediğim şekilde çalışmıyor. O zaman tamam, aklıma başka bir düzen geldi o böyle bir durumda. Ha, bir dakika. Erase block. Sonra şu gelsin şöyle. Buradan destek alsın. Yaptım ben. Kırmamam gereken bir bloğu kırdım. Neyse. Ardından bloklar. Dur, gerek yok.
Direkt orası için. Üç tane Metal Blade. Tamamdır. Evet. Şimdi gidelim buraya. Evet. Üç tane Metal Blade. Fazlasıyla iş gördü. Evet ve bence süremiz gayet doldu. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi Köftenin günler. İyi eğlenceler.